Yes, I'm happy with the question because bu sorunun sorulmuş olduğuna mutlu oldum çünkü eğer bu soru sorulmamış olsaydı ben açıklamak durumunda kalacaktım. Öncelikle şunu söylemeliyim. 24 yıllık futbol kariyerinde hiçbir zaman bir basın toplantısından kaçmadım. Özellikle bir mağlubiyetten sonra hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden, onların sorabileceği sorulardan, basın toplantılarından korkmadım. Ama bu ilk defa da olmuyor. Bunu da sizinle de bu durumu farklı kılmadım. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynamış olduğumuz ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Çünkü maç çoktan bitmişti. Maç biter bitmez ben de rakip hocayı tebrik ettim ve sonrasında direkt olarak flash röportaja gittim. Sonrasında 70 dakika beklemem gerekti basın toplantısı için. Aslında oraya gittim, kapısında bekledim, girmeyi denedim fakat girmeme izin vermediler. Girmeme izin vermedikleri için de kapıda beklemek durumunda kaldım. Anlamadığım bir şey, şunu anlayabiliyorum. Deplasman takımının teknik direktörünün önce basın toplantısına girmesini anlıyorum ki aslında burada o durum çok geçerli değildi. Çünkü iki takım da İstanbul takımıydı ama başka şehirden gelen bir takımın teknik direktörünün önce basın toplantısına girmesini anlıyorum. Ama belli limitler olması gerekiyor. O gün 70 dakika beklemiştim ve hala 70 dakika sonunda hala basın toplantısına girememiştim. İçerideki basın toplantısı devam ediyor. Daha önce de bunu söylemiştim. Tıpkı benim Rize'de yaptığım gibi, Göztepe'de yaptığım gibi. Deplasman takım olduğum zaman ilk olarak girerim basın toplantısına ama 70, 75, 80 dakika bekleyemem. Hatta bir maç sonunda sizlere şaka da yapmıştım. Basın toplantısı cumartesi günü başladı ve pazar günü bitti diye. Çünkü maçımız o gün 9'da başlamıştı. Basın toplantısına gece yarısı 11.55'te başlamıştık ve basın toplantısı da gece yarısından sonra bitmişti. Dolayısıyla o gün basın toplantısına girmememin sonuçla veya herhangi bir şeyle hiç alakası yok. Ortada doğru olan veya olmayan bir durum var. Benim için bir sonraki maçta aynısı olacak. Yine maç biter bitmez flash röportaja gideceğim ki zaten flash röportajın mantığı bu. Flash röportaj maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz. Hemen sonrasında yapılır. Akabinde 15-20 gerekiyorsa 30 dakika beklersiniz basın toplantısı için ama 70 dakika beklemek saygısızlık. Eğer siz size saygısızlık yapıldığını düşünüyorsanız aslında saygısızlık yapıldığını düşünen kişi benim. I start by the motivational. Motivasyon kısmıyla başlayalım. Tabii ki bir maç kaybettiğiniz zaman acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybettiğiniz zaman iki kat acı çekersiniz. Hele bir derbi kaybediyorsanız o zaman acınız üç katı olur. Dolayısıyla acı çekmiyoruz diyemem. Acı çekmedik diyemem. Şu anda İstanbul'un en mutlu insanlarıyız diyemem. Ama bizler profesyoneliz ve bir tepki, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben her zaman şunu derim. Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz ama büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme göndermez. Her zaman bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum kendi adıma ve oyuncularıma da bunu geçirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu mağlubiyetten çıkarmamız gereken şeyin etkisi bize pozitif olmalı. Tabii ki acı çektik, canımız yandı ama oyuncularım motiveler ve bu mutsuz duygunun içinden çıkmamız gerektiğini biliyorlar. Bunun da tek yolu maç kazanmaktır. Başka yolu yoktur. Cumartesi günü kaybettik. O gün stat'tan kaçta çıktığımızı biliyorsunuz ki basın toplantısına katılmadığım halde. Eğer basın toplantısına katılsaydım herhalde sabaha karşı 3'te çıkardık. Ertesi gün 10'da buradaydık. Analizlerimizi yaptık. Hem oynamış olduğumuz maçın analizini yaptık hem de Saint-Gilloise takımının analizini yaptık. Oyuncularımız saat 3'te tesise geldiler. Pazar günü idman yaptık. Dün burada idman yaptık ki dün yapmış olduğumuz idman bizim için uzun bir idmandı. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Moral olarak baktığımız zaman bu bizim canımızı yakan mağlubiyet ancak bizim için bir motivasyon unsuruna dönüşebilir içinden çıkmamız için. Taktik anlamda şunu söyleyebilirim. Farklı maçlar, farklı rakipler. Aklımda zaten maç maç, üst üste maçlar geldiği zaman maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın da bunu yapacağım ama yarın yapacağım şey basit bir rotasyon olmayacak. Aynı zamanda bazı dinamikleri de değiştirmeye çalışacağım. Tek düşüncemiz yarın kazanmak ama biz kimseyi cezalandırmıyoruz. Gol kaçırdı diye veya defansif bir aksiyonda hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz. Sadece şöyle söyleyebiliriz.
oynamayan veya daha az oynayan ama oynamayı hak eden iyi çalışan oyunculara bunun karşılığını vermek diyebiliriz. Yarın da bunu yapacağım. Evet, rotasyon yapacağız ama dinlendirmek için, rotasyon yapmak için değil. Sadece elimizdeki en iyi takımı sahaya sürebilmek için.